Merhabalar. Ben Ali Öztürk. Pamukkale Üniversitesi 3. sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda IEEE'de 2014 IEEE'de Türkiye elçisiyim. Bugün IEEE nedir? Nereden gelmiştir? Ve IEEE olarak dünyada neler yapılıyor ve Türkiye'de neler yapmaya çalışıyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Kısa bir sunum hazırladık sizler için. Şimdiden teşekkürler dinlediğiniz için. IEEE'de dünya çapındaki mühendislerin ilk defa 1884 yılında teknik fikirlerini paylaşmak için toplanan IEEE üyelerini hatırlamak ve düzenledikleri IEEE'nin herkes tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla kutlamalar yapılan bir gündür. Peki bu senenin teması olan daha iyi bir yarın için teknolojiden yararlanın temasından bahsetmek istiyorum. Dünya yeniliklerden faydalanırken IEEE gelecekteki yeniliklere odaklanmıştır. Bu yüzden bu senenin de teması daha iyi bir gelecek için teknolojiden yararlanın olmuştur. Bu IEEE'de yaklaşık 5 yıldır globalde aktif olarak kutlanıyor. Bir gelişim çizelgesi zaten sağ tarafta. Her yılın sloganı, teması farklı oluyor. Bu da yaklaşık 5 yıldır olan temaları diyeyim. İlk 2010 yılında düzenlendiğinde 80 etkinlikle bitirilmiş. 2011'de 160 etkinlik, 2012'de 170, geçen sene 423, bu sene de beklentilere göre hani hesaplara göre 555'ten fazla etkinlik submit edilmesini düşünüyoruz. Geçen yılda gelecek için teknolojiden yararlanın sloganımız, bu sene de yine aynı sloganı kullanıyoruz. IEEE'de Türkiye Koordinasyon Ekibini tanıtmak istiyorum. Gülsün Buğdaycıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden arkadaşımız. Gürkan Çakıcı, Kocaeli Üniversitesi'nden. Ömüray Temelli, Pamukkale Üniversitesi'nden. Nazım Utku Atlı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden. Elif Akgün, Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Pınar Kaymaz, Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Peki IEEE 2014 Türkiye Koordinasyon Ekibi ne yapıyor? Görevi nedir? Onlardan kısaca bahsedeyim ben size. Biz öncelikle bölgesel olarak ayrıldık ve bölgelerde bulunan öğrenci kollarını başkanlarıyla birebir irtibat haline geçip IEEE'yi daha coşkulu, daha anlamlı kutlamak için çalışmalar yaptık. Bunun üzerine işte gerekli dokümanları hazırladık. İşte sosyal medya üzerinden tanıtımlarını yaptık. Aynı zamanda globaldeki uygulamalarını da yakından takip ettik. Sorularınızı sormak için bana da ulaşabilirsiniz ama bulunduğunuz bölgedeki arkadaşlar lokal olarak daha iyi bildiği için Gülsün Buğdaycıoğlu arkadaşımız İç Anadolu bölgesinden sorumlu. Gürkan Çakıcı, Elif Akgün, Pınar Kaymaz arkadaşımız Marmara bölgesinden. Ömüray Temelli, Nazım Utku Atlı arkadaşımız ise Ege bölgesinden sorumlu. Direkt bana da ulaşabilirsiniz. Bu arkadaşlarımızla da birebir irtibata geçebilirsiniz. IEEE'ye nasıl katılım gösterebilirim diye bir sorunuz varsa aslında bu şekil her şeyi anlatıyor. İlk başta etkinliğimizi planlıyoruz. Ardından IEEE'de sitesinden etkinliğimizi submit ediyoruz, paylaşıyoruz. Bu ondan sonra IEEE'in görmüşsünüzdür zaten. Tasarladığı bir tişört var. O tişörtleri giyerek fotoğraf çekiniyoruz. Fotoğraf yarışmasına katılıyoruz. Ve parayı kazanıyoruz diyeyim. İnşallah Türkiye'den de bu sene bir fotoğraf yarışmasında bir başarı elde ederiz. Bu etkinliğin submit edilmesi kısmı çok önemli bizim için. Çünkü hem okulunuzun uluslararası anlamda tanıtılması hem de Türkiye IEEE'nin global anlamdaki başarısına bir katkıda siz yapmış oluyorsunuz. Ha, bu da işin doğrusu Türkiye Koordinasyon Ekibi olarak bizim de sorumluluğumuzda işliyor. Sizin yaptığınız submitler, paylaşmalar bizim de başarımızı etkiliyor. O konuda bu konuda çok hassas olursanız seviniriz. IEEE'de de ne gibi etkinlikler düzenleyebiliriz sorusuna teknik ve teknik olmayan workshoplar düzenleyebiliriz. Yarışmalar, seminerler. Tabi bunların yanında IEEE'de biraz daha sosyal bir etkinlik. Tamamıyla hani daha coşkulu, daha heyecanlı. Ya bu bizim yıl emek verdiğimiz bir organizasyonun kutlama günü diyeyim. Ve bu yaptığımız aktiviteleri de sosyal aktivitelerle birleştirirsek daha anlamı olur. Yani
daha coşkulu geçer. İşte bunlar nedir? Pasta kesimidir, akşam yemeğidir. Yani gün sonrasında yapılabilecek her türlü sosyal aktivite bunun içine dahildir. Ve aynı zamanda bu içerikle sizin düzenlediğiniz etkinliğe tamamıyla size ait. Yani siz kendi kafanıza göre istediğiniz etkinliği düzenleyebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok. Yalnız sizden ricamız bu demin bahsettiğim tema konusunda daha iyi bir yarın için teknolojiden yararlanın teması ile yapılmasına özen gösterelim. IEEE Day sitesinde etkinlikleri nasıl paylaşabilirim sorusunda IEEE.org sitesine girdikten sonra Events Submit Your Event sayfasındaki formu doldurmak yeterli olacaktır. Bunun Türkçe formatını biz de hazırladık. Onları da zaten biz ulaştığımız arkadaşlara, ulaştığımız öğrenci kollarına teker teker yolluyoruz. Bu sunumdan sonra da tekrar paylaşırız. IEEE Day tişört tasarımlarında bu linkten ulaşabilirsiniz. IEEE Day sitesine girdiğinizde zaten orada tişört tasarımları olarak gözüküyor. Oradan direkt istediğiniz formatta indirme imkanınız olur. Zaten ben bu video şey sunumu da sunumdan sonra paylaşacağım. İşte geçen yıl derece almış fotoğraflara bakalım bir de. Şimdi IEEE Day fotoğraf yarışmasında birden çok kategori var. Ve ayrıca ilk üç ödülü var. Bunlardan birincilik ödülünü alan geçen sene bu fotoğraftı. 750 dolar birincilik ödülü. Bu ikincilik ödülü 500 dolar ödül olarak verilmiş. Üçüncülük ödülü 300 dolar. Bu fotoğraf kazanmış geçen sene. Bu kategorilerden biri topluma en faydalı etkinlik fotoğrafı kategorimiz. Burada işte biraz daha sosyal sorumluluk ağırlıklı fotoğraf yarışması diyeyim. Bunun ödülü 500 dolar. En iyi profesyonel etkinlik fotoğrafı. Geçen sene ödül kazanan ödülü yine 500 dolar. En iyi teknik fotoğraf 500 dolar. Yavaş yavaş. En iyi kent simgesi fotoğrafı. İşte bunlar geçen seneki kazanan fotoğraflar. 250 dolar. En yaratıcı fotoğraf kategorisi. İlgi çekici bir fotoğraf ayrıca 250 dolar. En enerjik fotoğraf geçen sene kazanan 250 dolar yine bunun ödülü. Bir de en çok öğrenci kitlesinin bulunduğu, en çok insan sayısının bulunduğu fotoğraf kategorisi var. Bunun da ödülü 250 dolar. Arkadaşlar kısa bir sunum oldu. Bu sunuma yani webinara sorular üzerinden ilerlersek daha güzel olacak. Sorularınızı itripli.turkiye@gmail.com üzerinden paylaşırsanız, oraya yollarsanız ben birebir şu an yanıtlama imkanım olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularla devam edelim. Etkinlik Ankara'da mı olacak diye sormuşsunuz. Türkiye'nin her yerinde, her öğrenci kolunun bulunduğu yerde yapılabilir. Hani sadece Ankara'da olmayacak. Etkinlikleri ayın 6'sına kadar, kusura bakmayın onu benim belirtmem lazım da, ayın 6'sı gecesine kadar paylaşmamız gerekiyor. Ondan sonra sistem kapatılıyor. 6'sı
gününe kadar etkinlikleri paylaşmamız gerekiyor. Okulumuzda yaptığınız birden fazla etkinliği de girebiliyorsun. Yani sadece bir tane etkinlikle sınırlı değil. Aslında Ege bölgesindeki öğrenci kollarıyla görüştüğümüzde 11 Ekim'de düzenleyeceğimiz Ege Bölge toplantısında hep birlikte kutlamak gibi bir karar aldık diyeyim. Hani hep birlikte olunca daha güzel olur, daha eğleniriz diye düşündük. Ege Bölgesi 11 Ekim'de EBT'de kutlayacak. Kamerayı da kendime çevireyim ben de. Aklınıza gelebilecek her türlü soruyu sorabilirsiniz. Biraz kısa bir sunum oldu. Ali, bu etkinliklerin konusu ne olacak peki? Hani kafamıza göre mi belirliyoruz, yoksa sosyal amaçlı mı olacak, yoksa teknik amaçlı mı olacak? Ya aslında bu etkinlikler demin de belirttim teknik ve sosyal olarak yapılabilir. Tamamıyla bunu yapan öğrenci koluyla ilgili bir şey. Kafanızda bir şey var mı? Bir fikir en azından. Ya aslında hani Ege Bölge toplantısı için konuştuğumuzda bir gösteri grubu gelecek. Onlar bir gösteri yapacak. Ondan sonra bir pasta keseceğiz. O şekilde yani bizim mesela ondan önce de Ege Bölge toplantısı zaten kendi içinde de oluyor. Bir teknik bir oturum olacak. Ondan sonra IEEE'yi kutlayacağız diyeyim. O şekilde. Yarışmaya bireysel de katılanabiliyor mu? Evet, IEEE member üye numaranızla giriş yapıp oradan bireysel olarak da katılabiliyorsunuz. Bugün gün içerisinde IEEE'den bir mail gelmişti bana şeyle ilgili. IEEE Extreme Programming Competition diye bir şey. Bu 48 saat süre vermişler etkinliğe katılmak için. Bu bizim yaptığımız etkinlikle benzer bir şey mi, yoksa farklı bir şey mi? Bir daha sorunu alabilir miyim? Bu IEEE'den mail geldi de gün içerisinde bana. Bu IEEE Extreme Programming Competition diye bir şey. Evet. İşte register now dediğim zaman sistemde kayıt bilgileri, işte ne bileyim gruplar, etkinlik ile ilgili bilgiler falan istiyor. Hani bizim yapacağımız da buraya başvurmak mı olacak, yoksa tamamen farklı bir şey mi? Bahsettiğim programla farklı diyeyim ben sana. Biz hani başvuru yaparken IEEE Day sitesinden direkt orada hani normal üye numaramızla başvurumuzu yapacağız. O şekilde olacak. Bir soru gelmiş de fotoğraflar için önemli bir var mı diye. Orada formatı mı kastettiniz tam orada şey yapamadık veya dosya şeklinde bir önerilen şey mi var? O soruyu bir daha alabilirsek güzel olur.
Kaç fotoğraf hakkımız var? Bildiğim kadarıyla yani ondan emin değilim. Emin bir değil yani onu ben bir daha bakarım. Onu mail olarak ulaştırırım. 3 tane yani 3'e kadar katılım var diye biliyorum. Ama onu bir daha kontrol edip tekrar bakarım. Bir dakika onu da kontrol edeyim de. 5'e kadar katılım hakkımız varmış. Bir kişi olarak. Kontrol ettikten sonra tekrar biz hani onu paylaşırız. Tişört konusunda bilgi istemiş bir arkadaşımız. Tişörtler sadece tasarımlarını onlar yapıyor. Tamamıyla basım bize ait. Hani orada bir basım merkezinde bastırabilirsiniz. Tişört bastırmak zorunlu değil. Aslında ya şöyle bir sıkıntı oldu. Biz hani bu sunumu hazırlarken de özellikle baktık. Bundan önce de baktık. Yani fotoğraf paylaşımı daha açılmamış. Birkaç yere de hani araştırdık, sorduk. O kategori kategori mi şey mi onu tam net bir bilgi elimize geçmedi. O da ayın 8'inde açılacakmış. O zaman bir doküman hazırlayıp biz zaten onu da paylaşacağız. Yedi Ekim'de saat kaça kadar vaktimiz vardı derken biraz daha soruyu açarsak. Ali, bu etkinliklerle ilgili bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya bu hani kendi öğrenci kolunuz olarak etkinliklerin hani hazırlanmasında aktif rol üstlenebilirsiniz yani. Şey, bu bayram dönüşü toplantı yapılacaktı ya. Bu etkinliklerle ilgili mi yoksa EBT ile ilgili mi olacak? O IEEE değil de hani Pamukkale adına cevaplayayım ben onu. Pamukkale Üniversitesi'ndeki IEEE değil gününü ve EBT'yi kapsayan bir toplantı olacak. Anladım. Bir de Çağrı ben soruyu tam anlayamadım da bu kişilerin IEEE için bu kişiler derken onu bir daha alabilirsek çok sevinirim. Ha. Paylaşımlar 6'nın gecesine kadar yani 24.00'a kadar diyeyim artık 00 veya hani şey etkinliklerin paylaşımları. Ayın 8'inde de fotoğraf paylaşımları başlıyor. Abi IEEE Day içerisinde Aynı zamanda kendi hani kurban
Kusura bakma, kusura bakma. Sen devam et. Evet abi. Yok, buyur buyur. Abi Yok, buyur. Tamam, IEEE ben de hani o kısmı atladım da. Day içerisinde hani I love IEEE Day diye paylaşımlar oluyor işte. Ben IEEE'yi şu şekilde seviyorum tarzında. Eğer sayfada gördüysen. Bizde böyle bir çalışma Gördüm oldu mu diye gördüm. merak ettim sadece. Aslında olmadı. Ama hani halen daha yapmak için vaktimiz var. Hatta güzel bir çalışma da olabilir. Şey olarak hani o paylaşılan şeylere de siz de kendiniz mail atarak orada paylaşılmasını sağlayabiliyorsunuz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Ve Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe denk geldiği için globalle görüşürken Müslüman ülkeler için bir hafta sonra etkinlik yapımı olabilir dendi. Hani bir hafta sonra istediğiniz tarihte yapabilirsiniz etkinliği. Mesela Ege Bölge toplantısı ayın 11'inde olacak. Biz 11'inde gerçekleştireceğiz. Ekstra bir sorusu olan arkadaş var mı? Bir daha ben şey yapayım. Arkadaşlar, sorusu olan arkadaş yoksa ben sunumu da mail olarak katılan arkadaşlara atayım. Tekrar iletişime geçebiliriz. İletişim adresimi de zaten mail üzerinden paylaşırım. Her türlü soru için, her türlü görüş ve önerileriniz için ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ellerinizi